ondan sonra Enişte Bey bu akşam gelmez eve bence. Vallahi bizim haber müdürümüz Soner Gürel var. İstiyorsan kızım gel bizde kal bu gece Tabii dedi. tabii. Ben tahmin ettim. Yani Enişte Bey bu akşam. Peki. Şimdi Hande Fat. sevgili konuklarım, Mauro Erdoğan demişken buyurun. Icardi'yi Gençlik ve Spor Bakanlığı için öneriyorum. Vay. Vay, Hasan Basri. Valla önermeye gelince dedi ya Melik, herkes potansiyel diye tabii ki önerebilirsin. Şimdi aslında Mete Yarar'dan da yorum alacağım. Şu an bir özel haberimize geçiyoruz sevgili izleyiciler. Çok da şaşıracaksınız neden? İşte hayat nereden nereye diyeceğiniz bir konuşma anlatacağım size. Amerikan Başkanı Biden seçilmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak bu sefer muhalefetle gitmesi gerektiğini ve buna destek verileceğini ifade etmişti. İkinci tur öncesi onlarca haber yapıldı yurt dışında Erdoğan'a karşı. Fakat Erdoğan-Biden görüşmelerinin ayrıntıları Ankara'daki heyeti bile şaşkına çevirdi. Biden, Batı'nın size karşı müdahalesini adil bulmuyorum dedi. Tam yani çevirmeye çalışacağım. Batı'nın size karşı müdahalesinin adil olmadığını düşünüyorum ifadesini kullandı telefon görüşmesinde. Kendisi Batı'dan değilmiş gibi bunu söylüyor ama ne oldu derseniz önce tebrik sonra da tebrik etti. Batı'nın size karşı müdahalesinin adil olmadığını düşünüyorum dediğinde ise tabii ki doğal olarak Türkiye heyeti kafaları kaldırıp Harika. birbirine baktı. Ve yarından tezi yok. Kısacası Yarından tezi yok. Üsküdar ilçe başkanına gidip AK Parti üye oluyorum. onu dememiş Dememişim Melikçim. tamam. Ondan sonra tebrik ediyor. Çalışacaklarını, beraber çalışacaklarını ifade ediyor. Ve arkasından da diyor ki ben F-16 meselesini şahsen derhal ilerletmek istiyorum. Ama biliyorsunuz kongrede bir İsveç şartı var diyor. Bu konuda Türk tarafı benim edindiğim bilgiye göre hiçbir yorum yapmıyor. Çünkü Türkiye'nin zaten konuya bakışı net sevgili izleyiciler. Yani daha önce şöyle yanılmıyorsam İbrahim Kalın'la Sullivan'ın arasında geçmişti bu diyalog. Sullivan bu konuyu gündeme getirdiğinde İbrahim Kalın da şunu demişti. F-16'lar karşılığında bu konuyu bir şarta bağlarsanız biz de bunun tam tersini yapar. Önce F-16'ları verin ardından NATO üyeliğine tamam deriz ve iş çıkmaza girer demişti. Şu an için Türkiye aynı noktada duruyor. Yani NATO üyeliği ve F-16'lar konusunun karşı karşıya bir şarta bağlanması Ankara açısından da aynı şekilde ters olarak şarta bağlanması demek. Bu birincisi. İkincisi çok sayıda yabancı devlet başkanının cumartesi günü yapılacak törene katılım için bilgi verdiği biliniyor. Daha önemli bir son dakika gelişmesi. Putin gelecek mi diye sorabilirsiniz. Putin Türkiye'ye ayrı ve özel bir ziyarette bulunacak. Aynı şekilde hemen arkasından Zelenski de Türkiye'ye ayrı ve özel bir ziyarette bulunacak. Putin ve Zelenski'nin peş peşe yaptığı bu ziyaretlerde tabii ki savaşın gidişatı, savaşın durdurulması için Türkiye biliyorsunuz bir şekilde ara bulucu gibi çalışıyor. Karşılıklı bir araya getirmeye çalışıyor. Rusya'nın talebi daha çok Batı ile oturmak bunu da konuşuyor. Ama tahıl koridoru 2 ay kadar uzatılmıştı. Daha da uzatılması için Türkiye elinden geleni yapacak. Ama Biden'ın Batı'nın size karşı müdahalesinin adil olmadığını düşünüyorum sözleri herhalde ikinci turun ardından yaptığı telefon görüşmesinde tarihe geçer. Ne dersin Mete Yarar?
Hasan Basri onun siyasi tarafını muhtemelen değinecektir siyasi tarafında. Da ben şeyi anlamadım. ABD nerede yer alıyor? Doğuda mı yer alıyor? Batı derken kendisinin batısındakilerden mi bahsediyor? İşte ben de onu diyorum zaten. Hayır, Türkiye'de de şaşırıp birbirine bakmış zaten ne oluyor diye. Muhtemelen kendisini ayrı bir yer olarak yani onlar çünkü uzaylı biliyorsun. Yani öyle bakıyorlar kendileri ve diğer ülkeler. ABD ve diğer ülkeler diye bakıyorlar. Gerçekten böyle bir üstenci evet. davranışları var. Bunu her yer için yapmaya devam edecekler. Ama onlar için her şey çok iyi gitmiyor. ABD için her şey çok iyi gitmiyor. Ekonomi dahil olmak üzere dünya siyasetinde değişimler, doların rezerv para olarak gittikçe azalan bir trendde devam etmiş olması, en iyi bildikleri ve beraber çalıştığı ülkeler tarafından bile dışarıya doğru itilmesi, Suudi Arabistan biliyorsunuz Çin'le önemli bir anlaşma imzaladı. Onlara rağmen Çin, İran dengesinde belli anlaşmalar imzalandı. Irak'ın yine dolar üzerinden alışveriş üzerine yaptığı çalışmalar. Brezilya'da istedikleri ülke başkanı seçilmedi. Asıl uğraştıkları, aynı dönemde uğraştıkları iki tane ülke lideri vardı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'ydı. Diğeri de Brezilya'daki Lula'ydı. Oradakine, bizdekine benzer 17-25 Aralık sürecindeki yargı sürecine benzer bir süreçle orada Cumhurbaşkanı'nı devirmişlerdi. Çok engellemeye çalıştılar ama geldi. Tekrar geldi, döndü. Ve kaldığı yerden devam ediyor. Lula'nın açıklamasına dikkat ettiyseniz, Lula partisi ve diğerleri Sayın Cumhurbaşkanı seçildiğinde bir açıklama yaptılar. Yani İşçi Partisi ve Brezilya Komünist Partisi şöyle bir açıklama yaptı. Emperyalizmle mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyoruz diye. Yani el alemin solcusu emperyalizmle mücadele ettiğimizi anlıyorlar da bizdekiler niye anlamıyor onu anlamış değilim. Yani herhalde bu ülkeyi anlamak için Brezilya'ya gidip öyle bakmak gerekiyor. Bu ülkenin içerisindeki mücadelenin bir emperyalizm mücadelesinin olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. ABD gerçekten çok sıkıntılı bir döneme geçiyor. Hasan. Buyurun. Demek ki bizimle Türkiye ile birlikte çalışmak istiyorlar. Kısa bir değerlendirme alayım Hasan Basri. Hem F-16 konusunda ilerletmek istiyorum diyen bir Biden var. Hem de Batı'nın Türkiye'ye karşı adil olmadığını telefonda söyleyen bir Biden var. Biden şaşırttı mı? Yanlış cümle kurmuş olabilir mi acaba ya? Ya hani yanlış cümle o mu kurmuş? Yok. Yoksa ya, biz mi yanlış çevirdik? Tercüme hatası mı vardı? Çünkü oldukça tuhaf. Biz yani yanlış çevirmedik. Bu cümleden sonra Türkiye'ye birbirine dönüp baktı. Bu kadar söyleyeyim size. Tabii yani bakılacak kadar var. Tuhaf bir cümle. Yani Türkiye'deki iktidarı bu sefer sandık yoluyla muhalifleri destekleyerek değiştireceğiz diyen Biden aslında Türkiye'deki siyasete doğrudan müdahil eden Batı'nın, onun başındaki Amerika'nın, onun başındaki Biden'ıdır. Dolayısıyla hani bu işte ben yoktum arkadaşlar, yapmışlar işte Batılılar böyle yapıyor falan gibi konuşuyor şu anda. Bunlar ikna edici şeyler değil ama özellikle bu dönem yani seçime kadar süren safhaların hepsinde Batılı başkentlerin Türkiye'ye yönelik tavrını biliyoruz. Yani hem ekonomik yaptırımlar meselesinde hem askeri olarak örtülü açıktan yaptırımlar meselesinde Türkiye'yi ve Türkiye'deki iktidarı zor duruma sokmak için ellerinden gelen ne varsa sonuna kadar yaptılar. Veya bugün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin en temel iki tane güvenlik sorunu olan, somut güvenlik sorunu olan iki terör örgütünü bugün hepimiz biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri destekliyor. Suriye'de PYD, PKK'ya verdiği destek, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ terör örgütünün elebaşısını ve onun yanındaki adamlarını Amerika koruması altına almış durumda. Ve onlar biliyorsunuz Amerika'dan, Amerika'daki bulundukları veya Amerikan destekli olarak bulundukları Almanya'dan Türkiye'deki seçim süreçlerine yönelik
her türlü istihbarat faaliyetini, her türlü komplonun içerisinde oldular. Dolayısıyla hani Biden Batı da size çok haksızlık etti falan filan derken, tabii ki bunun muhatapları devletimiz, buradaki asıl Batı denilen aktörün başında aslında Biden'ın olduğunu biliyor ve o yüzden de birbirlerine bakmışlardır şaşkınlık içerisinde. Tabii bu tür durumlarda diplomatik nezaket, evet, çerçevesinde bu tür konular çok ayrıntılandırılmaz. Herhalde orada ya ne diyorsun arkadaşım, bunu yapan sendin falan dememişlerdir. Ama yok, hayır, hayır. Öyle bir konuşma geçmiyor. Çünkü sonuç itibariyle Biden şunu artık almış yani. Ben Erdoğan'la çalışmak zorundayım. Zaten önümüzdeki süreçte de oraya geleceğim demiş. Şimdi, dolayısıyla bunlar önemli. Oraya geleceğim şimdi. Zaten dikkat ederseniz seçim gecesi hepsi gördüler ki bunca çabaya rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarını Türkiye'de deviremediler. O yüzden sırayla hepsi teker teker tebrik etmek durumunda kaldılar. Şimdi önlerinde bekleyen birçok mesele var. Ya bunların en basiti İsveç'in NATO'ya üyeliği. Biliyorsunuz Türkiye İsveç'le, evet, bu müzakereleri yaparken İsveç nasıl olsa Erdoğan devrilecek Türkiye'de. Nasıl olsa yeni gelen hükümet bizim NATO'ya girişimize engel çıkarmaz diye PKK terör örgütüne açtıkları alanı açmaya ve diğer terör örgütlerine açtıkları alanı korumaya devam ediyorlardı. Ama işte bekledikleri gibi olmadı. Erdoğan devrilmedi. Dolayısıyla şimdi doğru düzgün adam gibi pazarlık yapmak zorundalar Türkiye ile. O seçimler geçsin biz işimizi hallederiz mantığı artık yürümeyecek. Sadece İsveç meselesi somut bir örnek olarak, peki, gösterdim. Ukrayna ve benzeri alanların her birine baktığınızda Batılılar şunu çok net olarak gördüler. Deviremedikleri Erdoğan'la iş yapmak mecburiyetindeler. Ve Erdoğan onların öyle kolayca ikna edebilecekleri bir aktör değil. Dolayısıyla Türkiye ile eğer gerçekten soğukkanlı bir düzeyde Türkiye ile müzakere etmeye başlarlarsa Erdoğan'ın da tabii ki Türkiye'nin de bu müzakereleri sürdürebileceğini düşünüyorum. Bükemedikleri bileği öpecekler. Peki Hakan Bey, size bilerek sormuyorum, size başka bir sürprizim var. Ama ikinci son dakikamızı da hatırlatayım. Putin ve Zelenski ayrı ayrı Türkiye'ye özel ziyaretlerde bulunacaklar. Çok yakın tarihlerde hem ikisiyle savaş meselesi değerlendirilecek ama asıl geliş nedenleri doğal olarak Erdoğan'ı tebrik. Şimdi ben